Kemalettin Bey merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Kemalettin Bey, kısaca önce bir şahsınızı ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben 1970 Patmos doğumluyum. Doğma büyüme burada yaşadım. Evet. Burada ciddi bir memur potansiyeli vardı. Öğrenci ve memur var değil mi böyle? Öğrenciden ziyade genelde memur. Tamam. Bu sektöre bir ihtiyaç vardı. 2009 yılında biz de bu işe atıldık. Güzel. Şimdi bayağı apart sayısı da fazla Patmos'ta. Evet. 40-50 tane apart var. Talep çok oluyor anladım. Talep çok var. Genelde çoğu dolu. Evet. Peki siz de bu sektörün içerisinde yerinizi aldınız. Bu şekilde biz de girdik bu sektöre. Kaç binamız var? Bizim 2 tane apartımız var. Kaç katlı bunlar? Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 4 katlı yaklaşık 70-80 kişilik bir kapasitemiz var. Güzel. Mesela bir tane bloğumuzu konuşalım veya bir dairemizi konuşalım. Evet. İçerisindeki hizmetler neler? Bizim şöyle, genel hizmet olarak bütün giderler bize ait. Evet. Elektrik, su, ısınma, internet hepsi bize ait. Odalarımızın içinde bir çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak, televizyon. Evet. 24 saat sıcak suyumuz vardır. Çok güzel. Isınma sistemimiz gayet. Isınma sistemimiz tabii kalorifer sistemi. Daha doğal gaza geçiş olmadığı için. Evet. Müşterilerimiz genelde bizden memnun yani. Peki. Yani. Sözleşmeleri nasıl yapıyorsunuz? Sözleşme falan yaptığımız yok. Yani biz beğenen zaten kalıyor. Evet. Hizmetimizi beğenen kalıyor. Bir aylık, yıllık, haftalık gibi mi yapıyorsunuz? Nasıl? Genelde yıllık kalıyorlar. Bir sezon boyu işte. Evet. Sene sonunda tayini çıkanlar gidiyor. Evet. Memnun değilse ayrılıyor. Evet. Genelde hiç öyle ayrılan müşterilerimiz de olmadı. Bugüne kadar herkes mutlu bir şekilde ayrıldı diyorsunuz. Evet. Peki siz hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz müşteri memnuniyeti için? Vallahi müşterilerimizin ihtiyaçları ne varsa. Biz elimizden geldiği kadar onları üzmemeye çalışıyoruz. Özellikle bölgemiz soğuk bir bölge. Evet. Isınmaya çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Ulaşım zaten sorun değil. Gelip kapıda öğretmenlerimizi alan servislerimiz vardı. Güzel, buradan servisler de geçiyor. Tabii, köylere kadar götürüyorlar. Onun dışında internet bağlantılarımız çok önemli. Çünkü öğretmenler için çok gerekli bir malzeme. Hı hı. Onun için her kata bir hat çekmişiz. Güzel, çok güzel. O eksiklikleri de gidermişiz. İyi bir hizmetimiz var. İyi bir hizmetimiz. Güvenlik kameralarımız var. Var, var, evet. Her yer denetleniyor zaten. Tabii, tabii. Bizim bekçimiz de var. 24 saat bekleyen bekçimiz de var. Tabii, burada bir de görevlimiz var. Acil bir durum olursa. Tabii, tabii, tabii. Kendisi onu. Yani kendi tahminime göre aile ortamından daha güvenilir bir yerdedir. Çok güzel, çok evet. Güzel. Peki sektörle ilgili bir hedefiniz var mı kafanızda? Valla şu andaki ekonomik krizi biliyorsunuz evet. Yani. Öyle uzun vadeli bir düşüncemiz yok. Evet, mevcut kaliteyi yani, koruyalım. Ya biz bunu korusak da bizim için yeterli. Yeterli evet. Diyorsunuz. Peki dışarıdan da böyle konuklar geliyor mu, misafir olarak kalabiliyorlar mı sizde? Boş odalarımız olduğunda, ki şu anda doluluğumuz %100'dür. Evet. Belki siz de bilirsiniz. Hı-hı. Yer yoktu. Akşam sizin kalmanız için de yer yoktu. Evet, evet. Ama boş olduğunda, boş olduğunda olursa... günü birlik nadir de olsa veriyoruz yani, evet. Mecbur. Kimseyi mağdur etmiyoruz. Etmiyoruz. Çünkü sonuçta yol güzergahı geçen insanlar evet, olur. Burada evet. Dinlenme, evet. Konaklama ihtiyacı olur. Evet. Buna da cevap verebiliyorsunuz. Peki, size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir de teşekkür alalım mı? Bugüne dek Yeni Koçak Apart'ın hizmetlerinden faydalanmış müşterilerinize teşekkür, son sözlerinizi alalım. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi beğenen, beğenmeyen. Evet. Bütün öğretmenlerimize, memurlarımıza teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, peki. Sizlere de teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz. Biz de teşekkür evet, ederiz çok sağ olun. Ekip olarak bizi burada misafir ettiğiniz için. Ben size ve çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz bölgede ticari ve siyasi faaliyetleriniz de var. O konuda da size başarılar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah yeni bir çalışmada tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.